Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Evet, piyasadan memnun olmayanlar var. Ki hocam nasıl memnun olalım? Piyasa düştükçe düşüyor. Yani yükseliş bekliyoruz, düşüş geliyor. Yükseliş bekliyoruz, düşüş geliyor diyenler çok güzel kardeşlerim ve da. Güzel kardeşlerim, tabii ki biraz sonra bunlara değineceğiz. Öncelikli olarak... Kanalımıza ilk gelen hangi kardeşlerimiz var? Onların isimlerini burada bir okuyalım bakalım. İlk Emre kardeşimiz gelmiş. Hoş geldiniz. CK analizi rica ediyorum demiş. Arkadaşlar istekleriniz listeye ilave edildi. Şu ana kadar yazılanlar. Evet. Burak Gölkok iyi yayınlar hocam demiş. Piyasada beklemeye devam edeceğiz. Yükseleceğiz elbette inşallah. Aynen güzel kardeşim. Yani e, bu konulara hep değineceğim biraz sonra. Ömer Güder, hoş geldiniz güzel kardeşim. Fatih İnce, Erkan Bıçakçı, Hasan İlhan, Bekir Arkan, Cankat, Eyüp Kesevir, Ersin Tutak, Mine Bozkurt, Mahmut Dobuoğlu, Vatansever, hoş geldiniz. Rıza Köse hocam siz de hoş geldiniz. Hakkı Kaptan, iyi yayınlar, iyi akşamlar hocam demiş, eyvallah. FedCoin, tabii ki var arkadaşlar, FED'de listemizde var. Onur Aydın iyi akşamlar merhabalar hocam demiş eyvallah. Çapanoğlu hoş geldiniz kardeşim. Stuttgart'a selamlar Avusturya'dan. Evet Senayi Özer, Onur Aydın, Barış Yeni Ocak, Sevgi Gümüş, e, RLC demiş listemize ilave edildi. Sayın Milletvekili siz de hoş geldiniz. Lazu Yaşar, Metin Ünal, İbrahim Domurcuk, Atilla kardeşimiz, Hasan İlhan kardeşimiz. Hoş geldiniz. Neo var listemizde. Evet Mustafa Yeni, İyi akşamlar, iyi yayınlar hocam. Herkese selamlar demiş. Eyvallah Mustafa kardeşim, hoş geldiniz. Nevzat Şenol Erdem, iyi yayınlar demiş. Eyvallah Nevzat kardeşim, hoş geldiniz. Eyüp Kesebir, ARB Çiliz, ee, tabii ki onlar da var arkadaşlar listemizde. Hüseyin Yılmaz, ee, bakıyoruz. Mehmet Beyekdemir, siz de hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim. Evet. Piyasamızda neler var? Değil mi? Güzel kardeşlerim, piyasamızda sadece korku var. Yani diğer tabirle fut salıyorlar efendim piyasaya. Aslı asaleti olmayan haberlerle vatandaşı panik yapmaya yöneltiyorlar. Yani panik yaptırmaya devam ediyorlar. Peki bizlerde bu panikte düşüş mü var, yükseliş mi? Tabii ki düşüş var. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Satış var arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki kurumsal yatırımcılar henüz girmedi piyasaya. Küçük yatırımcılar piyasaya ayakta tutar. E onlar da futtan dolayı, korku yayılımından dolayı ne yapıyorlar? Elindekileri satıp piyasadan çıkıyorlar. Dolayısıyla da piyasada sert bir düşüş dalgası geliyor. Efendim salınan korkular piyasaya tabii ki elinizdekilerin satılmasına neden oluyor. Odulcular zaten satmaz. Onlara sözümüz yok. Eee sonuç itibariyle el kayıplar büyüyor arkadaşlar. Onlar tilki gibi masanın başında toplamak için bekliyorlar zaten. Alttan kapacaklar. Ve hocam bitcoin nereye gider? Arkadaşlar bitcoin'in bakınız bitcoin'in aşağılarda 25 bin doların altında 24, 23, 22 neye sayarsanız sayın. Oraya gelme ihtimali Bitcoin'in 34.535-36-37 bin, bin dolarlara gitme ihtimali kadar fazla değil. Yani düşüş ihtimali oralara gidiş ihtimalinden daha düşüktür. Bu benim görüşüm. Burada anlattıklarım, anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Yani tekrar ediyorum, Bitcoin'in 25 bin dolarlardan, 26 bin dolarlardan, 24 aşağıya doğru sarkışı. Bitcoin'in 30 bin dolar ve üzerine 34, 35, 36 gibi gidişatı diğerine göre daha fazla. Yani düşüş ihtimali bana göre zayıf, yükseliş ihtimali büyüktür arkadaşlar. Farkındaysanız son 7 gündür her gün düşen bir Bitcoin var karşımızda. Aylar alaşağı etmeye çalışıyor piyasayı ama boğa direniyor. Boğa direnecektir her ne kadar bir haftalık bir galibiyet hüküm sürse ayılar da bu haftadan itibaren yerini boğalara bırakacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir enstrüman sonsuza kadar düşmez arkadaşlar. Bunun mutlaka yükselişleri vardır. Mutlaka yükselişleri olacaktır. Dün 26 bin dolarlara yani stop loss koyanları nasıl patlattılar? Şak diye 25 bin küsüre kadar çektiler değil mi? Az sonra grafiklerde onu da inceliyor olacağız. Efendim e, FET Başkanı Paul bir şeyler açıklıyordu biliyorsunuz. E, tek tek gelmiyorlar ki sürüsüne mübarek sürüsüyle geliyorlar ya. E, nasıl hocam ya? Efendim çıkıyor bir FET yetkilisi şu şekilde açıklıyor. Bugün 2-3 tane yine FET yetkilisi bir şeyler açıklıyor. Hepsi dönme dolap gibi, çizik plak gibi aynı şeyi tekrar ediyor. Sadece enflasyon faiz oran. Enflasyon faiz. Bizi bunlar da artık hiç ilgilendirmeyecek arkadaşlar. Bizi asıl ilgilendiren ne olur biliyor musun? Geçen hafta yüzde 1.44-45 gibi yükselen dolar endeksi. Bizim koşumuz dolar endeksiyle başladı. Bitcoin'in koşusu dolar endeksiyle başladı arkadaşlar. Sprint'i güzel atan son virajdan sonra yarışı kazanır. Kazanan da 2023'ün geri kalanında piyasaya hükmeder. Yön verir. Evet güzel kardeşler. Burada şaşılacak bir durum yok. Şimdi arkadaşlar her ne kadar dolar endeksinde Bizim beklentilerimiz aşağı yönlü olsa da yine geçtiğimiz hafta değer kazandı dolar. Dolayısıyla endeks de. Ama euro karşısında kan kaybına devam ediyor. Şimdi grafiğimize dönecek olursak güzel kardeşlerim. Şuradan direkt grafiğimizi açalım. Ve dolar endeksine geçelim arkadaşlar dolar endeksinde bakınız ne var. Hala bir yeşillik var. Haftayı yeşillikle kapattık. 100 seviyelerinde 100.80 desteği varken 102.28 oldu. 0.65'likte yeşille kapattı. Şimdi bu dolar endeksinin haftalık grafiğini açtığımızda bizi bekleyen destek şurada kırmızı çizgimiz var ya yukarıda da direncimiz var. Eğer şu anki mevcut 102 seviyelerinden yukarı tırmanırsa 105'lere doğru Bitcoin'de geri çekilme devam eder. Velev ki, velev ki buradan yapacağı bakınız 103 seviyelerinden yapacağı geri dönüşüm Bitcoin'de rally başlatır. Ya da mevcut anlık 102 seviyelerinden aşağıda bulunan EMA 200'ü dener ise, burayı ne zaman denemiş en son? 10 Ocak 2022'de. Burayı dener ise arkadaşlar, o zaman yarışı Bitcoin önde götürür. Bu açıdan belki kimse bakmadı, bilmiyorum ama burası önemli arkadaşlar. Burası önemli. Peki, bütün bu baskılar niye? Baskılar neyin nesi? Baskılar biliyorsunuz doların küresel piyasalardaki gücünün kaybolma endişesi. ABD hiçbir zaman bitcoin taraftarı olmadı arkadaşlar. Olacağı da benzemiyor. Mutlaka bir şey bulmaya çalışacak ama geçen günde bahsettiğim gibi oradan kaçışlar efendim Çin, Singapur, Malta bu yönlere doğru kripto para borsaları yer arıyor zaten. En başta da Coinbase söylemişti geçen. Taşınacak. Ha iş işten geçmeyecek mi? Elbette geçecek. Elbette piyasaya kripto paralar hüküm sürecek. Ama zamanı var. Zamanı var arkadaşlar. Derviş dervişin arkasına sırayla geçermiş biliyorsunuz. İşte o günler çok çok uzak değil. Bizi yaklaşık bir haftadır düşüren bir piyasadayız. Artık önümüzdeki hafta tekrar yukarı yönlü bir yükselme eğilimine gireceğiz inşallah diye düşünüyorum. Tabii ki şöyle bir baktığımızda total 2'den 567 milyar dolara geldik. 600 küsür milyar dolar. Bugün bile 0.82'lik bir çıkış var. Dominansa baktığımızda 48'in altında da olsak da yine bir yarım puana yakın yeşillik var dominansta. Yukarı yönlü momentum sergiliyor. Fakat Bitcoin'e gelelim. Zurnanın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Şuraları bir temizleyelim. Bakınız e, haftalık grafiğinde Bitcoin'de ne görüyoruz hocam? Güzel kardeşlerim. Daha önce de anlattım. Hareketli ortalamalardan EMA 200 günlük ortalamayı kırmadığımız sürece bakınız. Kırmadığımız neresi burası hocam? 26 bin dolar. Neredeyiz şu anda? 26.800 dolar, 27.000'e gidiyoruz. Burası kuvvetli bir destektir dedik. Bu destek kırılmadığı sürece Bitcoin 30 34 bin, 37 bin seviyelerine doğru gidecektir. E peki hocam, hodulcular için ne diyorsunuz Bitcoin'de? Arkadaşlar Bitcoin düşen trendi kırdı aylık bazda. Burası bir aylık grafik. Bakınız yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trend çizgimizi çizdiğimizde elik bazda e, bitcoin desteğinden uzaklaşmadı mı arkadaşlar? Ve, ve ema 50'yi de kırarak onun üzerine de yerleşti bakınız. Bir tane hatta ikinci bar mı dikti oraya? Bu bar mı? Yukarı yönlü momentum sergilediğinde 30 binler hatta şuradaki desteklerde de 37 bin seviyeleri. Devam ederse simetri arkadaşlar bunun Tam çalışmasa bile 47 bin gösteriyor. Evet. Şimdi hocam diyeceksiniz ya piyasa zaten kan gönlüne bizi bunlarla şey yap. Arkadaşlar buradakiler anlattıklarım bu benim grafikte gördüklerim. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Aylardan beri Erasay 50'lerin altında ziyaret ediyordu gördüğünüz gibi. Ne zamandan beri arkadaşlar? 1 Mayıs 2022'den başladı 50'nin altına düşmeye ve güzel kardeşlerim ne zamana kadar? 1 Nisan'a kadar buralarda gez. 1 Nisan'dan itibaren de hatta şöyle yaparsak 1 Mart diyelim bir ay geriye alalım. Çünkü bu aylık 1 Mart'tan itibaren 50'nin üzerine çıkmayı başardı. Şu an buraya oturdu. Bu bizim yol haritamızdır. Daha önce 50'nin üzerine oturduğu zaman Kaçtaymışız arkadaşlar? Şuraya bakıyorum. Evet. 7500 dolardaymışız. Ve buradan. Buradan. 7500 dolarlardan 64500 dolarlara kadar bir fiil çıkış yaptı. Her ay çıktı. Aradaki düşüşleri karıştırmayın. Düzeltmeleri karıştırmayın. Bakınız aylık bazda küçük de olsa her ay bitcoin yeşil mumlarla yoluna devam etti. 7500 liradan girmiş olanlar 2020'de evet 2020'de Mart 2020'de girmiş olanlar 64 binlerden Nisan 2020 yani bir yılda arkadaşlar bir yılda ya bir yıl bekleyenler malı götürdü. 7500 lira, 64500 lira. Benim burada anlatmak istediğimi bazılarınız anladı da bazılarınıza yani hikaye gibi geldi, masal gibi geldi değil mi? Evet anlayan anlıyor. Yani biz anlayanları anlatıyoruz arkadaşlar. Burada cımbızla çekerseniz ne demek istediklerimi işte o zaman anlamış olursunuz. Zaten sen 7500 dolardan gireydin. 10 bin dolar oldu mu kaçardın ya. Sen yatırımcı değilsin ki sen vurkaççısın. Can kardeşim. Sen bekleyemezdin ki bir yıl. Hani diyorlar ya şimdi komşular arasında ya da muhabbet arasında efendim ya bitcoin 50 centti alsam şu kadar olurdu. Olmazdı kardeşim. Senin paran olmazdı. Niye? Sen beklemeyi bilmiyorsun ki olsun. Sen unutmayı bilmiyorsun. Sen her gün ekranların başında ne yapıyorsun? Efendim yüzde beş düşmüş, yüzde üç düşmüş. E batıyoruz hocam, gidiyoruz hocam. Bu ne ya? Böyle yatırımcılık mı olur ya? Bu yatırımcılık mı şimdi? Her beş dakikaya bir ya. Sen da kumar mı oynuyorsun kardeşim? Saniye bir ekrana bakıyorsun, dokunuyorsun. Ya da herhangi bir şey mi oynuyorsun? Sen yatırımcısın ya. Önce bunu bir hatırla. Düşerse düşsün. Bir ay düşsün. iki ay düşsün. Üç ay düşsün ya. Düşsün arkadaşım. Bizler beklemeyi bilmeliyiz. Unutmayı bilmeliyiz. Unutmayı. Daldan dala atlamıyoruz arkadaşlar. Yani şimdi ya hocam kızma mı var? Yok güzel kardeşim ben psikolojini yani yatırımcı psikolojisini iyi biliyorum. Ben 35 yıllı bulur yani yakında 35 yıl. Küsürleri saymıyorum. 33 buçuk falan borsa. Yani aşağı yukarı 35 yıllık net bir yatırımcıyım. Bunun 9 yılı kripto paralarda geçti. E, herkesin bir her dönemde bir acemiliği vardır. Acemilik dönemi vardır. Orada kötüye bol bol yiyeceksin arkadaşım. Yemeden atamazsın. Önce yemeği öğreneceksin. E burada sen beklemiyorsan sen para kazanamazsın ki kardeşim. Şu kırmızılar ne olacak bunlardan ya? Üçlük, beşlik, birlik, ikilik. Rally yaptığı zaman nereye koşuyor? 50, 60, 80. Daha göremedik hocam. Göreceğiz arkadaşlar. Çok uzakta değil. Ethereum'a geçiyoruz. Ethereum'un da aylık grafiği aynı şekilde. Zaten burada demişiz arkadaşlar. Ethereum'da hedef 5000 dolar. Boğa'ya girdiğimizde zaten girdik de. Boğa çalışmaya başladığında 5000 dolar yolcusu. Ha nerede döner? Düzelterek devam edecek. Bu güzel kardeşim uzaya çıkar gibi çıkmaz. O çıkanlar manipüle edilenler, pompomlananlar Yani piyasayı e, ne düşünür? Siz anladınız benim demek istediğimi. Onlardan değil bu. Dimdik gitmez. Gidecek, gelecek, gidecek, gelecek. Hatta birkaç kez gelecek, bir kez gidecek. Piyasa böyle bir hareket eder. Görmüyor musunuz borsaları, hisse senetlerini? İki gün çıkıyor, on gün düşüyor. Bir gün çıkıyor, üç gün düşüyor. Şu anda da oradaki yatırımcılar da büyük zararda. Onun için ne yapıyoruz bu piyasada? Sadece bu piyasada değil, hangi yatırım enstrümanında olursanız olun. Sabretmeyi, beklemeyi bilin arkadaşlar. Bu işin anahtarı sabırdır. Sabır, sabır, sabır. Başka da bir şey yok. Evet, Ethereum'da da durum bu arkadaşlar. Buraya Bitcoin bam koymuşuz. Bir de buna bakalım. Bitcoin bam. BTC bam arkadaşlar. BTC bam şöyle bir 4 saatlik grafiğini almak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce biz size bunu verdik. O zaman 80 cent falandı. Piyasa gitti, geldi, düştü, uçurumdan gitti ama bu Yine 1 doların üzerine attı kendini. Sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Arzının sınırlı oluşudur. Bitcoin kadar arzı var bunun. 21 milyon. Bu yüzden. Yani takip edin, açın web sitelerini, okuyun, araştırın. Karar zaten halinizindir. Ama ileride iyi bir yerlere gelebileceğini tahmin ediyorum. Zaten bu konuyla ilgili haberler gelecek yakında yine onları da sizlerle paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi çirizden girelim değil mi? Çiriz. Efendim çiriz yüzde bir bir geri çekilmesi var. Sıfır on dolar atmış sen. Şimdi çiriz için ne dedik güzel kardeşlerim? Şöyle haftalık bazda ele alacak olursak çirizin hep buralardan onlu seviyelerden fırladığını gördük şu şu seviyeyi görüyor musunuz? 0.010 şurası. Buradan yükselişi 30 olmuş. 0.30. Yani bu seviyeler çilezin fırlama seviyeleri. Ha, geniş perspektiften bakacak olursak. Haftalık bazda çiliz hala bir düşen trende devam ediyor. Bakınız şuralardan gelelim. Düşen trendin devam ettiğini görüyoruz. Şurada bir ara kırmış gibi duruyordu. Ama tekrar geri döndü. Fakat düşen trendin hala üzerindeyiz. Şu tepeleri birleştirdik bakınız. Kaç tane tepe birleştirdik hocam? 1, 2, 3, 4, 5 tane tepe birleştirdik çirizde. 5 tepeden sonra düşen trend kırıldı. E ne yapar hocam? Arkadaşlar buradan sonra çirizin freni nerede tutar? 30'da mı tutar, 40'da mı tutar, 50'ye mi gider, 15 15'lere çıkar, geri mi döner? Onu zaman gösterecek ama Chiriz'in grafiği şimdilik trendi kırdığını görüyoruz. İlk direnci haftalık bazda baktığımızda 17'ler görünüyor haftalıkta. Fakat ondan önce de 15'te MA50 var. 15'in üzerine atarsa nereye kadar? 30'a kadar devam edebilir Chiriz arkadaşlar. Evet, Chiriz'de durum bu. Peki Mask'ta durum ne hocam? Mask'a bakalım. Mask'ta arkadaşlar an itibariyle bu arada şu ekranımızı kaybetmeyelim. Evet. An itibariyle 3.68 dolar. 4 doların altına indik. Velev ki haftalık bazda ele alacak olursak mask'ı mask'ın dibi arkadaşlar 1 dolar. Şu andaki mevcudu 3,5 dolar seviyeleri. Değil mi? 3,68'ler. Ne görüyoruz burada? Bir yükselen trendin devam ettiğini görüyoruz haftalık bazda. Peki tepeleri birleştirelim. Tepeleri. Destek 3.70, 3.60 hatta 3.5 dolar diyelim. Yukarı direncimiz neymiş arkadaşlar? 7.5 dolar. Burayı gördük zaten. 7,5 buçuk doları gördük güzel kardeşlerim. Eğer bir kez daha geri dönersek, bakınız, şuradan başladık, geldik ve zikzak çizmeye devam ediyoruz. Yine aşağısı bitti, şimdi sıra yukarıya geliyor. Bu 7 dolarda da kalmayabilir arkadaşlar. Çünkü direnç yukarıda 8,5 buçuk doları gösteriyor tekrar geri dönüşünde. Maske. Şu an nerede? 3 ,68 dolar 68 sentte. Peki, STX, Stax yatırımcıları. Evet şimdi diyeceksiniz ki ya hocam Stax bizi batırdı. Ya tamam belli zarar edenler var ama Stax'da öyle bir grafik görüyorum ki ben şu anda. Bir iki coin'de daha var bak onları da hatırlatacağım. Beyler Stax'a dikkat. Niye hocam? Bakınız burada alçalan takoz var. Alçalan takoz var. Neydi bu alçalan takozun özelliği? Bir önceki derinliği geri atışıydı. Bu birinci formasyon burada. E peki hocam ikinci formasyonda ne var? Arkadaşlar ikinci formasyonda da şu var. Bakınız. Şöyle bir eğril çizgimiz var. Burası. Bu aynı zamanda bir fincan kulpu gösteriyor işaret ediyor bize. E öyleyse hatta bunu şunu silelim fincan kulp çekelim değil mi? Kaldır. Fincan kulpumuz var burada bizim ya. Evet. Burada bakınız. E geldi kutla zaten burası. E öyleyse bizi bu derinlik bekler mi burada? İki tane formasyon görüyorum ben çünkü. Nereden döner? Dipten dönsün. Hadi MA50'den dönsün. 1.68'ler arkadaşlar. Biraz daha aşağı indirelim. Tam EMA 50'nin üzeri. Yani şu an 0.62 ya. 0.60'lardan döneceğinin hesabını yapacağım ben şimdi. Şöyle bakayım. 55 orası. Burası ne? 63. Evet. Şu an burası müsait. Tam 60. Dönerse arkadaşlar 1.70 seviyelerini gösteriyor bize. Bu bir günde gelmez. Burası haftalık grafik bakınız. Burası haftalık grafik arkadaşlar. Evet. Ayşe Yanık ile Sanat Atölyesi İyi akşamlar hocam demiş. Eyvallah kardeşim hoş geldiniz. Sanem Duman hoş geldiniz. Sanem Duman hepsi tot finito. Ana lehep şu an. Şimdi güzel kardeşlerim. Bugünlere aldanmayın. Bakın haftaya bu piyasa nasıl olacak inşallah. Yani bir yatırımcı bir yatırımcı beklemesini bilecek. 6 haftadır full düşüş demiş Barış Yeni olacak. Ya tamam orada yine yukarı dönüşler de oldu. Ya şimdi 6 haftadır altcoinlerde ezilme var ama bitcoin'de farklı durum. Bitcoin altcoinleri ezdi. Dominansla birlikte gitti. Geri gelirken dominansla birlikte geri çekildi. Giderken de dominansla birlikte gitti. Yani bu her arkada alt koyunun alt koyunların önüne bir set çekti arkadaşlar. Bu yüzden. Bu yüzden. Evet. Şimdi arkadaşlar Iris diyelim birine. de. Iris. Iris Ema 50 desteğini koruyor. 21'de destek var. Hatta 20'de. Iris'te 20'de desteğimiz var. Bu haftalık grafikte hemen hemen aynı formasyon, iki türlü formasyon Iris'te de var çalışıyor. Bakınız haftalıktan dönersek Iris'te 60 görünüyor. Bu 60 her arkada vuracak arkadaşlar. Şu anda %4 tekrar geri çekilmesi var Iris'in. Evet güzel kardeşlerim. Bizi yukarıda iriste 60'lar bekliyor geri dönersek. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam piyasa kıpkırmızı. E sen neyi anlatıyor? Yeşilken herkes anlatır bunu. Anlatsana hadi. Kırmızıyken anlatın kardeşim. Kırmızıyken anlatın. Aynısını bana ne zaman dediniz? Bitcoin 16.700 dolardayken dediniz. Ya hoca piyasa batmış sen ne konuşuyorsun dediniz. Ben o zaman size dedim ki 21.500 direncimiz geliyor arkadaşlar dedim. Yok ya 10.000 geliyor, 8.000 geliyor, 9.000 geliyor. Bunlardan bahsettiniz ama ne yaptık biz? Bunlar geliyor arkadaşlar dedik. Sizler o zaman inanmadınız. Bir gün sonra değil, iki gün sonra değil. Ama ne yaptık? Şakır şakır o hedefler geldi. O hedeflerimiz geldi. 25.000 dedik geldi, 30.000 dedik geldi, 34.500'ü vuramadık şu anda. Sıra o hedefimizde. O hedefimizde arkadaşlar. Ha, tabii ki buradaki anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle şuraya aktı da alalım arkadaşlar. Sizin istekleriniz dizdim, ben ona geçeceğim. Ah, aldık ha, buradan. Evet, BTC hepsini eziyor doğru. Evet. Megich. Evet. Şimdi güzel kardeşlerim. Ben ilk isteğimizi yanılmıyorsam Jackeden yazdık. Yok, Burger'den yazdık herhalde. Evet. Bunlar sizin istekleriniz. Şimdi arkadaşlar Bakıyoruz. Burger. Haftalık. Hatta günlük açalım burgeri. Günlükte biz e, bu düşüşte günlükte pek randımanlı bir çalışma yapamayız arkadaşlar. Bizim için önemli olan haftalık. Biz çünkü günü günübirlik yatırımcı değiliz. Haftalık bazda bakıyoruz. Ne var burgerde? Değil mi? Arkadaşlar burgerde Bizim desteğimiz biraz 0.41 destekleri var. Bakınız. 0.41'de desteğimiz var. Direncimiz de hareketli ortalamalardan EMA 50 günlük ortalama 0.90. Bu iki band aralığında gidiş gelişlerine devam eder. Zaten EMA 50'yi kırdığı an 1 doların üzerine gidiyor. Burger. Şu an 0.45-0.46 sev e seviyelerinde %1.80'lik kırmızı hakim. Jack'e ne yapıyor hocam? Arkadaşlar Jack'e şurayı bir kaldıralım. Jack'e de aynı durum bakınız. Jack'e 1 dolar 38 sentte bir desteği var. Pardon 64 sentte. 1.64'te bir desteğimiz var. Şimdi neredeyiz? 1.84'teyiz. Lakin e, yükselebilmesi için ki buraya kadar gelir de e, 4 dolarda ema 50 direnci var. 4 doların üzerine çıkarsa cak eden asıl patlamayı o zaman beklersiniz. Fakat buraya kadar tabii ki hocam ya 1.84 %100'lük bir yükseliş görünüyor burada ama yani burada dediğim 3.66 direnci çok önemli. Burada MA2 50 günlük direnç var. Zaten buranın üzeri 4 dolar seviyeleri görünüyor. Eğer bu 3.66'nın üzerine çıkar, 3.70'in üzerine 4 dolarda gün kapatırsa yolu açık olsun diyeceğiz. Şu an 1.8'lerde. Burayı deneyebilir ama yani 3.60 3.5 dolar seviyelerini deneyebilir Jacke. Audio. Audio. Güzel bir formasyon. Omuz baş omuz. Yani topo formasyonu var. Ters omuz baş omuz formasyonu var. E desteğimiz 0, 24 dolar. Burayı kırdık. İğnesiyle beraber daha sonraki desteğimiz 0.21 22 dolar seviyesi. Bakınız şurası. 0 22 dolar seviyeleri destek. Şu an 20 0.23 dolar bandındayız. E direncimiz arkadaşlar 25. 0.25. Eğer 25'in üzerine tekrar çıkmayı başarırsa 50'ye kadar gidebilir. 50'ye kadar gidebilir. Burada onu görüyoruz. Çünkü daha önce 50'yi test etmişti. Buraya kadar daha nesi yok, engeli yok. Yalnız ilk engelimiz EMA 50 günlük ortalama var. Nerede? 0,25 dolar seviyelerinde. Pepe, Pepeciler. Pepe'nin nesine bakalım biz ya. Pepe istediniz bizden. Ama yine de bir hatır kalmasın. Saatlik bazda yükselen trend devam ediyor Pepe'de. Arkadaşlar Pepe'den milleti içeri aldılar bakınız bir kere. Pepe'ye 38'lerden girenler kaç sıfırda? 5-0. 38'den girenler şu an 18'lerde. Oradan bir içeri çektiler. Artık ne kadar beklettiler? Pepe'de destek 15. 15'i kaybederse destek 10 arkadaşlar. 0 hanesine bir kez daha misafir edebilir Pepe. 18'lerde şu anda. Evet. Pof poflanan coinlerden uzak durun. Varsa kârınız, stop devam etmeyin arkadaşlar. Are. Yüzde iki buçuk yukarıdayız. Bakınız bunun grafiği çok güzel. Niye güzel hocam? Bu yolcu yoluna gerek arkadaşlar. 0-13 direncine doğru gidiyor. Şu an 12 küsür. Buradan, buradan devam ederse zaten burada bir simetrik üçgen formasyonu var. Bakınız şu an mavi ölçekte gördüğünüz bir simetrik üçgen formasyonu var. Eğer 13'e gelirse kırıldığı yöne devam edecektir ve onun da yönü yukarıdaki direnç simetriği gelir arkadaşlar. 0.15. 0.15'e doğru bir momentum sergileyebilir. Fantom diyoruz arkadaşlar. Evet Mehmet Arslan kardeşimiz kanalımıza 50 TL bağışta bulundu. Hocam seviyoruz seni değerli adamsın diyor. Eyvallah güzel kardeşim. Kesenize bereket. Teşekkürler. Şimdi e, Phantom'da 0.36'lardayız. %2'lik bir geri çekilme var. Formasyona bakıyorum. Alçalan üçgen formasyonu var. Düşen değil. Alçalan üçgen formasyonu var. Yani ikisi aynı kapıya çıkar. Fakat bir trend çizgimiz var ya arkadaşlar kırılmak üzere. Kırılırsa 40. 40 geliyor. antomda Şimdi kaç? 36'dayız. 40. Önümüzdeki rallide fantom 1 doları görür arkadaşlar. Evet daha 36'lardayız. Gelelim Feçali. Feçali'ye gelelim arkadaşlar. Şimdi güzel kardeşlerim. Ee, Selim Ömür hoş geldiniz kardeşim. Audi'ye baktık. Gala GRT'ye şimdi bakıyoruz. Ee, sol'e bakarız. Gala'ya Metaverse'lere geçince bakarız. Eyvallah. Şimdi Feçali. Değil mi? Haftalık grafik. Arkadaşlar Fecali'de Ali'de çok çok önemli bir grafik formasyonu var. Nedir hocam? Hem de bir değil iki değil. Beyler Fecali'ye dikkat dikiz. Bu formasyonu daha önce INC içinde sizlerle bahsetmiştim. Hatırlayanlar vardır. Arkadaşlar dedim INC'de çok güzel bir formasyon görüyorum. Nerelere geldi? 10 dolarlara gelmişti değil mi ondan sonra? Şu an F FHL'de içeride kalanlar üzülmesin. Öyle güzel bir formasyon geldi ki çalışırsa ama %100 çalışacak diye bir garantisi yok. E hocam çalışırsa ne olur? Çalışırsa. Bir ne olur arkadaşlar? Bir. Şu pozisyonu birleştirelim arkadaşlar. Buradan bir tane de kulp var burada. Ve buradaki derinliği alıyoruz yukarıya. Heçali dönüşü 0.70'in üzeri arkadaşlar. 0.70'in üzeri. 2. Obo değil, tobo. Ters omuz baş omuz. Bakınız. Şurası omuz. Baş omuz. Program otomatik kendi yazıyor. Premium versiyonu kullananlar görür burada bunu. Arkadaşlar. Ters omuz baş omuz formasyonunun çalışma ihtimali %70-80. Keza fincan kulp da bu şekilde eğer buradan dönersek Hepsi aynı derinliği ve aynı yere gelir. Yani 0.73. E üçüncüsü ne? Üçüncüsü alçalan takoz, yükselen grafik. E dönüşü yine bu derinlik. Yine her halükarda 70'in üzeri arkadaşlar. Heçali unutmayın bunu. Her halükarda 70'in üzerini görüyorum. Evet. Şimdi e, gelelim aşağıya. Şu aklımdayken kardeşlerimizin isteğini de yazalım buraya. Barış Yeni Hoca komple feşteyiz hocam demiş. Ya. ya nasip yani grafik çok güzel arkadaşlar. Hocam Tomo Çeyin. Tomo Onu da aldık aşağıya. Solana'yı da alalım arkadaşlar. Solana'yı da alalım aşağıya. Oldu olacak. Bir de gala diyelim aşağıya alalım. Galayı. Evet. Hemen hemen hepsini aldık buraya. GRT var zaten. Şimdi oraya geleceğiz. Evet. Bundaki formasyon bu. Bakınız GRT'ye geliyorum. Yok. Aynı formasyon yok. Çünkü GRT farklı bir formasyonla çalışıyor şu anda. GRT, Filema ve Flama direği derinliği var. Küçük. Küçük. Ne var hocam de, Bakınız GRT'de de şu derinlik gelecek. Mini minnacık. Ama bakmayın minnacık olduğuna. Ee, bu haftalık grafik. Nereyi görüyorum arkadaşlar? 34. 0.34'ü görüyorum. Hani minnacıklı hocam. İşte bunun minnacığı bu. Nerede şimdi? 0.11'lerdeyiz. GRT'de de burası görülüyor. Peki RLC'de ne görülüyor? Bakalım. RLC'de de güzel kardeşlerim şu anda 1.5 dolardayız. Bakınız. Burada da var. Güzel formasyonlar geldi diyorum. Bakınız. Bunda da şu anda güzel bir tobo formasyonu görüyorum. Peki bu formasyon çalışırsa ne olur? Ne mi olur arkadaşlar? Şu anki fiyatımız 1.5 dolar. Yani. İlk direncimiz 2 dolar ve üzeri 2 dolar 37 centi görüyorum. Desteğimiz arkadaşlar 1.34 zaten. Ama şu an 1.5 dolardayız. Yukarıda bir güzel bir şey var. Yeşillik var. 4 dolar 39 cent. Oraya bir noktayı koymuş. Ama oraya daha çok sıra var. Oraya daha çok sıra var. Formasyon yapa yapa gitmesi önemli. Geri gelmemesi için. Evet. Şibacılar. Şiba. Şiba'da da haftalık bazda 84 destek var arkadaşlar. Hatta bizde 80 destek diyelim buna biz. Geniş bantta. 90'da direnç var. Evet. Eğer 90 direncinin üzerine çıkarsak Şiba sıfırı atmaya doğru misafir ettiği sıfırını tekrar gönderir arkadaşlar. An itibariyle birlik bir geri çekilmesi var. Ee, Pepe dalgası bu diğer meme koyunlarını biraz ilgiyi azalttı gibi duruyor ama yanılmayın. Yanılmayın arkadaşlar. Pepe'nin balina yatırımcısı en fazla 2'dir ya da 3'tür. Bakınız. Onların elindedir o. Yarın onu onlar gönderdiği zaman Pepe nereye gideceğini siz bilirsiniz. Çünkü yaşadınız böyle düşüşleri. Onun için pepeciler lütfen stoplosuz yolunuza devam etmeyin. da patlarsa hemen o anda girmeyin arkadaşlar. Bekleyin. Tabii ki para sizin, pul sizin, İstediğiniz yerden dalın, çıkın. Orası önemli değil. Evet. Lunch. Geliyoruz lunca. Lunça da geliyoruz arkadaşlar. Birer lunch da alalım. Lunç. Evet, Lunç'u da aldık aşağıya. Yavaş yavaş geliyor. Buradakiler sizin istekleriniz arkadaşlar. Buradakiler sizin istekleriniz. Şimdi Eyüp kardeşim şunu satın buna girin. Biz burada söylemiyoruz bunu biliyorsunuz. Bu yatırım tavsiyesine girer. Onun için benim çirizin durumu da iyi. Ama bir türlü fiyatlayamadı kendini. Bir türlü kendini fiyatlayamadı. Eğer çiriz dönerse az önce bahsettim zaten çirizin analizinde. Bu işte bakınız güzel kardeşler. Şimdi bir yatırımcı bir koyun uçacak uçar kaçarken peşine koşmamalı. Eğer Herkesin kaçtığı yerde sen o coin'de kalabiliyorsan. İşte budur ya yatırımcı. Videonun başında ne dedim ben? Arkadaşlar dedim bitcoin şuradan şuraya geldi. Şimdi misal veriyorum ya. Çiriz! Şu anda kaç para? 0-10 dolar. Atıyorum bakınız yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Yarın. Bir yıl sonra, iki yıl sonra çiriz oldu 3 dolar. Diyelim ki 3 dolar oldu. Kaç tane yatırımcı çirizi 3 dolardan satabilir? 0.10 sette alıp da 3 dolardan kaç tane yatırımcı satabilir? Sorun kendinize bu soruyu. Sıfır. Sıfır arkadaşlar. Balinalar satar. Balinalar satar. Ama küçük yatırımcıların satma şansı sıfır. Niye? Adam zaten bin dolar yatırmıştır. Sıfır on sentten ya da on beş sentten. Adamın bin doları beş bin dolar oldu mu kaçar gider oradan ya. Eyvah ben bu parayı kaybedeceğimdir. Kaçar gider. Yani Piyasa böyledir arkadaşlar. Sen zannediyor musun efendim Bitcoin adamın elinde 50 Bitcoin var ya da 100 Bitcoin varmış. Almış unutmuş. Onu zaten unuttuğu için kazandı o. Onu unuttuğu için kazandı. Evet. Devam edelim. da arkadaşlar beklemek lazım birazdan. Çünkü yatay gidiyor bakınız. Yatay negatif olarak yoluna devam ediyor. Patlaması 17'leri görür. Patlaması durumunda burada bizim okumuz duruyor hala. 17'leri görür. Yeter ki bir patlasın. Yeter ki bir çalışma yapsın, bir şeyler olsun. Evet. Ok demiştiniz. %4'e yakın yukarıda. Bakalım. Bunda bir formasyon var mı arkadaşlar? Şuraları bir kaldıralım. Önümüzü görelim. Evet. Desteğimiz ne var bunda? Haftalıkta 4.70. 5 dolar seviyelerinde bir destek var. Ama şimdilik uzak. 16.5 dolara kadar geldi bu biliyorsunuz. Şu an 7 dolar seviyelerinde. Efendim bu e, fan tokeni şunu şakır 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 nereden başlattı? aşağı yukarı 2 dolarlardan bir anda 16-17 dolarlara kadar geldi. E şimdi yataya bağladı. Döner mi geri? Küçük yükselişlerle yoluna devam eder. Düşer, çıka, devam edecektir. Nerede? 12 dolar direnci var ama orası uzak. Ben bunu haftalıkta daha değer değil de yani günlükte bakmak istiyorum. Günlükte ilk direnci 8,5 dolar. Desteği 4 dolar arkadaşlar ama oradan oldukça uzak. 8 yani EMA 50'nin altında kalmış. EMA 50'nin üzerine atarsa kendini 8.60, 8.70 işte o zaman bir 12 dolar seviyelerine doğru hareket başlatabilir. ARB. Bakınız bu ok geri çalışmış. Doğru mu arkadaşlar? Çalışmış ya. Bizim ok hem aşağı hem yukarı çalışıyor bakınız. Çift yönlü arkadaşlar. Burası yukarı tam 12, burası aşağı tam 12. Yani şimdi ne var hocam? Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi bekleyeceğiz. Güzelim. Düşen trendin kırılmasını bekleyeceğiz. Bura günlük arkadaşlar. Şu trendin kırılmasını bekleyeceğiz. Ucunu gördük. Bir tane bar mum görürsek 1 dolar 33 centlere doğru gidebilir. Şu an 1 dolar 16 centlerde. Desteği 1 dolar. Desteği de 1 dolar. E, devam ederse, düşen trend kırılırsa 1.70'lere kadar gidebilir arkadaşlar. Ethereum klasik. 0.34'lük bir kırmızılık hakim an itibariyle. Trend bazında bakınız yükseliyoruz. Diplere gördüğünüzde bir simetrik üçgeni oluşturdu. Bizim için 20.5 dolarda bir direncimiz var. Desteğimiz 17,5 dolar. Fiyatımız 18 dolar seviyelerinde. EMA 50 ve 200 günlük ortalamanın birleştiği yer 20,5 dolar. Burada Ethereum klasik için bir direnç görüyoruz. Kırarsa da 23 dolara doğru gidebilir. NEO. NEO EMA 200'ün de desteğinde kaybetti. Aşağıda 8.68 desteğinde. Şimdi 9 dolarda EMA 200'ün tekrar üzerine çıkmaya çalışıyor NEO. Başarır mı hocam? Başarırsa 11 dolara doğru bir hareket başlatabilir. Üçgenin içine sokar kendini. Bu üçgenin içine girerse zaten 13-14 şeklinde yola devam edebilir. 0 0.021, 21 22 dolar bandı seviyelerinde son desteğini gördü. EMA 50'yi, C200'ü. Buradan sonra yukarıda direnci EMA 50'yi 34'leri tekrar deneyebilir arkadaşlar. Buradaki direnci günlük bazda bu. Haftalık bazda var mı bir formasyonu? Yok. Haftalıkta bir şey görünmüyor. E, desteği tam. Dirençte 38-40'lar görünüyor haftalıkta. 4 saatlikte var mı bir formasyon ona bakacağım. Yok. Düşen devam ediyor şimdilik. Yalnız desteğimiz 4 saatlikte 20'ler görünüyor. Şu an 22 seviyelerinde. Megic Jasmi koyunun bakarız arkadaşlar. Kenan kardeşimiz de bakarız. Bu ara Müjdat kardeşimiz katıl butonuyla üye oldu. Teşekkür ediyoruz kardeşim hoş geldiniz kripto Coin çarısı ailesine. Megic. Paraları bir kaldıralım. Haftalık. Bakalım Megic'e yok. Günlük bakacağız buna. Şu an desteğini korumaya çalışıyor. Desteği 0.78. Kendisi şu an 0.83 dolar seviyelerinde %4'e yakın bir geri çekilmesi var. Zaten bir dönüş için uğraşıyor arkadaşlar, mücadele veriyor. Başarırsa 1 dolar 20 centlere kadar gidebilir. Burada ama 50'de bir direnç var. RSI şu anda dönmeye çalışıyor 23 seviyelerinde. Yani bu biraz daha zamana ihtiyaç var gibi duruyor. Tomoçi. Hay maşallah. Toplu biz ne yapmışız? Yükselen bir kanal var. Devam ediyor demişiz. Ediyor da. Yukarıda direncimiz 1 dolar. Aşağıda desteğimiz 0.80'ler. Şimdi neredeyiz? 0.94'lerdeyiz. Küçük bir kırmızılıkta bu kanalın içinde kaldığı sürece 1 dolar, 1.5 dolar şeklinde devam edebilir yoluna. Solana 21 dolar seviyelerindeyiz. Evet, desteğimiz 20 dolardı. Dönüyoruz. İlk direncimiz 21.80. Günlükte bakıyoruz. Şimdi haftalığa bakacağım. Buraları bir kaldıralım. Görelim. Sol ana. Evet. MA50 yukarıda gördüğünüz gibi 27.5. 28 dolar bandı seviyeleri. İlk direnci. Haftalık. Haftalıktaki direncimizi burada görüyoruz. Destek 18 dolar seviye. Eğer şu haftalıkta 27'yi devirirse arkadaşlar Solana arkasından baktıracaktır bizi. Gala güzel bir çıkış yaptı. Ardından geri döndü vesaire vesaire. Aşağı yukarı yönlü yalnız Galanın gözü yine yukarıda 40'larda güzel kardeşim. Gözü 40'larda Galanın. Şu anda 0 29 bandı seviyelerindeyiz. Ee, eğer 30-40'ın üzerine tekrar atarsa kendini 60 seviyelerine doğru bir momentumu başlatabilir. Lunch Terra Klasik yıl dönümü. Batışın yıl dönümü arkadaşlar. Milleti perişan etmenin yıl dönümü Terra Klasik Lunch'ta. Dün, tam dün de yıl dönümüydü değil mi? E, nereye gidecek? Ne yapacak Luna? Şaka yapar mı yıl dönümü için? Hiç bilinmez arkadaşlar. Onu kimseler bilemez. Bakalım bir şaka yapsın da vatandaşı biraz bir şeyler versin değil mi? Neresi var? 15'ler var direnç olarak. Şu anda 88'deyiz. 87-88. Buralardan devam ederse tekrar sıfırı misafir ettiği sıfırı geri gönderebilir. 11 direnci var. Yukarıda da 15 doğru bir momentum gelebilir mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Lakin düşen trend hala haftalık şey günlük bazda kırılmadı arkadaşlar. Öncelikli olarak şu düşen trendin bir kırılması lazım. Nerede kırılır hocam? Arkadaşlar düşen trend 11'de kırılır. Şu an 88'lerde. Sıfırı atar 11'de düşen trend kırılır. Günlük bazda. 4 saatlikte özür aynen düşen trend devam ediyor. 4 saatlikte de aynı konumda. Ama Erasay 50'lere doğru tırmandı orada bir ipucu var. Onun için ne yapıyoruz? Biraz daha sabrediyoruz. Güzel kardeşlerim. Evet. Kaspa dolar yorumu neydi? Ee, Mehmet Arslan. Mehmet kardeşim bu ee, kokos Ha, pardon. Müjdat kardeşimizin bağışı var. Önce oraya bakalım. Ondan sonra ee, Kokos'a, Josa bakarız. Şuraya yazalım. Neydi bu Müjdat kardeşimizin? İ-Ku T'ye mi? L-Ku T'ye o zaman. Evet. Binance'ten bakacağım Elcut'a. Ee, Kokos bakalım buradan alalım. Alacağız. Binance'ten alıyoruz. Kokos ve Contentos. Evet özür müjdat kardeşim kusura bakmayın. elQt Yataya bağlamış. Ben bunu bir e günlükte bakmak istiyorum arkadaşlar. Günlük için uygun bir yer değil değil saatlikten bir bakalım önce. Evet yatay yani saatlik ve 4 saatlikte de yatay görüyoruz. Bizim. Hatta biz bunu 4 saatliğe alalım. Şuradaki yatay desteğimizi. Şurası destek arkadaşlar. 1 dolar 15 cent'te de bir desteğimiz var. Şu an 17. İlk direncimiz arkadaşlar 1.30. Ema 50 günlük ortalama. Şurası. 1.30 band. Yükselebilmesi için bu iki bandın aralığından şuraya çıkıp yani 1.34, 1.40'lara çıkıp şöyle bir bir gün ya da iki gün buralarda oyalanması lazım ki yukarıda EMA 200'e gözünü tiksin. Burada da 1.8'ler var. Yani önce EMA 50'yi kırması lazım. Ardından da EMA 200'e doğru bir yol alabilsin. Yok. Buradan tekrar geri çekilirse 1 dolar ve 0.94'e doğru 1.95'e doğru bir geri çekilme yaşayabilir mi? Çünkü daha önce 1 doların altına hiç inmedi. Onun için buradan geri dönme olasılığı biraz daha yüksek arkadaşlar. Evet. LQ'nun durumu bu. Evet. Bu havesi de ilave edelim. Bu havesi de ilave ettik arkadaşlar. Okos, Cojoz. Cojoz. 1.20 desteğini koruyor. Şu an 1.22'lerde. Burası destek. İlk direncimiz 1.45'ler. Jojo's için ama ben haftalık bakacağım buna. Ben buna haftalık bakacağım. Haftalık bizi yanıltmaz. Evet. 1 dolarda da ne var? EMA 50 günlük ortalama var. Kuranın dibine bakıyoruz. Evet 1 dolar. Burası bir destek haftalık bazda. 1.04 tamam. 1 dolar desteğimiz var. Peki hocam buralardan geri döner miyiz? Göre, geri dönebilmemiz için 2 direncini yoklaması lazım. 2 dolar, 2 direncinin üzerine oturması lazım önce. Şurası. 2 dolar da direnç var. Yani pardon. 1 ile 2 dolar moment arasında gidiş gelişler devam edebilir arkadaşlar. Evet. Edebilir. Bu ara C Clear var listemde gördüm. Clear Network. Clear. Ledo. Ledo'yu da aldık. AGEX var. AGEX'e baktık mı daha önce? Şimdi bakarız orada listede varsa. Tekrar almayız. Megi'ye baktık. Doğru. Omega 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 Network geride de mana. Evet. Contentos. Şimdi e, mana'yı da aldık listeye arkadaşlar. Contentos e, an itibariyle 0 çift 0 57 dolar bandı seviyelerindeyiz. Burayı bir silelim. Desteğimiz 54. Şu an 50 bu haftalıkta yalnız arkadaşlar desteğimiz 54 bakınız yani şey gibi göremiyorum ee, bir fetch grafiği gibi güzel bir grafik göremiyorum ha destek ve direnç olarak görüyorum ee, 20 62'de direnç var 62'de direnç var 56'da da destek var yalnız bunun e, bu ama 50'nin üzerine yani 63, 64'ün üzerine çıkıp burada bir 4 saat ya da bir gün gün kapatırsa bar olarak işte o zaman sıfır atmaya kadar gider. Vaves 1,5 dolar seviyelerinde yatay negatif olarak yoluna devam ediyor. %2.60'lık bir geri çekilmesi var. Vaves'te de ilk direnç şöyle görüyoruz. Günlük bazda. 1.90. 2 dolarda direnç var arkadaşlar. Destek daha geri çekilir mi? Evet. Geri çekilirse de 1.27'de destek var. aveste. Şurada. 1.27, 1.26 desteği var. Zaten buraya çekilirse de balıklama girenler olur herhalde bu fiyata. Ne bileyim ben. Yani çünkü dibin dibi mi görünüyor? Daha önce burayı görmüş. Burayı görmüş? 6 dolarlardan bir anda buraya gelmiş zaten. Ondan sonra tekrar bir 3-3.30'lara kadar çıkmış. Tekrar buraya vurma ihtimali görünüyor. Aynı şuradaki formasyonun benzerini burada yapabilir. Burada da bir düşen dalga var. Biraz düşen bir trend var. Bir üçgen de burada. Takip edilmesinde fayda vardır. Clear Network. Evet Clear 19'un üzerinde duruyor ama dönüş var Clear'de arkadaşlar. Clear Network bir anda kendini 23'ün üzerine atarsa 30'ları görür. Daha önce gördüğünüz gibi oklar yerine gelmiş. Şurada şu düşüş Bitcoin'in son bir haftada düşüşünü eş değer düşüş arkadaşlar. Evet. Buradaki düşüş. Devam ediyor. Ama tabii ki güzel bir çıkış yapmıştı. Yani 30 Aralık'ta başlattığı çıkışını 0 çift 0 91'lerden başlattı. Nereye kadar sürdürdü? 0'ı atarak 30 34'e kadar iğneledi. E şimdi de 0 0 19'larda 34 çok uzak değil tekrar onun için. Ledo 180. Ledo dönüyor geri. Ledo eğer şurada arkadaşlar 2 doların üzerine doğru bir devam ederse Ledo 3 dolar 4 dolar dizebilir. Lado'da da durum bu. Mehmet kardeşim Kaspa'yı hemen ilave ediyorum buraya. Kaspa bu ilave ettim. Kaspa dolar olarak mı istiyorsun? Teter dolar aynı zaten fark etmiyor ki. Ee, ben onu GATE'den e, bakayım o zaman. GATE'den evet, bakayım. Ledo'da durum bu. AGX'e baktığımızda AGX'de bir geri dönüşüm var arkadaşlar. 0.33'lere doğru bir yolculuk başlatabilir. Hatta yukarıda 36'yı da görebilir. Şu an 24.5 seviyelerinde geri gelişi sizi aldatmasın. Çünkü 23 desteği var. Buradan birkaç kez denedi döndü. Şu anda yeşili yaktı. Günlük bazda bugünkü yeşil burası. Yeşil sayıdır. Kırmızıda görünse de burası yeşil devam ediyor. Yani yukarıda göz diktiği yer 35.0-35'ler. Omega Network %1 yeşilde 0.75 dolar bandı seviyelerinde. Omega'da da ilk direncimiz 1 dolar seviyeleri, 1.30 seviyeleri arkadaşlar. 1.30 seviyeleri görünüyor Omega Network'te. Destek, destek 0.74. Kaç kez burayı denedi kırmadı bakınız, ip gibi. Günlük grafiğinde burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez vurmuş ama kırmamış. Her vuruşta da geri dönüşü nereye kadar gitmiş? Bakınız 2,5 dolara yaklaşmış. Onun için buradan bir daha geri dönüşü yine 2 dolar seviyeler olur. Dikkat! Mana 0,45 dolarlarda. Yerlerde mi? Yani şeye göre 29 aralığa göre biraz daha yukarıda. 29 Aralık'ta 0.28 doları görmüş. Şu an desteği 43. Mananın direnci 55. Bu band aralığında devam ediyor. Muhittin Akan iyi yayınlar hocam demiş. Eyvallah güzel kardeşim. Merhaba hocam. OGN. Bakarız. Kaspa'dan sonra geçeriz oraya. Mana'da durum bu. Yani desteğimiz 0.43. Kaybetmezse dönüşü 55 olur. Kaspa 0.020 20 dolar seviyelerindeyiz. Kaspa'da. 4 saatliğine bakmak istiyorum. Buraları bir kaldıralım arkadaşlar. Desteğimiz 18. Bak, kırmızımız var burada bakınız. 18'de destek var. Şu an 20 seviyelerindeyiz. İlk direncimiz 23 seviyeleri görülüyor. Zaten buradan bir geri dönüş var. Bakınız kaspada. <laughs> Pardon özür. Şu şöyle daha rahat görürsünüz. Şu ok sanki çalışacakmış gibi kasma için duruyor arkadaşlar. Yani direnç olan 23.5-24 seviyelere EMA 50'yi deneyebilir. Şu an 20'lerde. Erasay zaten geliyorum diyor bakınız. 50'ye doğru geliyorum diyor. 33'ten nereye gelmiş? 30-40'lara gelmiş. 50'ye doğru geliyor zaten. Yavaş yavaş Erasay'da Erasay'da geliyor arkadaşlar. Orjin protokol. OGN. OGN dolar bazında bakalım şöyle. Dego diyelim. Dego'yu da aldık hocam. Iris'e bakarız yine ya. Iris'e bir bakmıştık zaten. Iris'e baktık. Jasmine'i unuttuk. Bakınız Jasmine. Jasmine. Evet. Şimdi OGN. Arkadaşlar. 4 saatlik de bakıyoruz. O gene yatay negatif olarak yoluna devam ediyor. 0-0. 88'lerdeyiz. Evet. Dolar bandına bakıyoruz. İlk direncimiz 10. 0-10. EMA 50. Daha sonraki direncimiz 11. 12'ler. Bu iki EMA 50 ve 200'ü kırılması lazım ki yükseliş devam etsin. Bu iki bandın üzerine çıkması lazım. Çıkıyor ama iğneyle çıkıyor bakınız bir anda 0-15'e atıyor bir anda geri geliyor. Oynak bir hareketlik hareket sergiliyor arkadaşlar. Şu anda da hemen Erasay'da 50'lerin altında. Yani 43-44'lerde fiyatlanıyor. 50'nin üzerinde kalması lazım. Bakınız bir çıkıyor ama o da kalamıyor. 50'nin altına düşüyor hemen. Aynen buradaki gibi. Yani bizim e, 0-11'in üzerinde böyle bir hafta kapatmamız lazım arkadaşlar yukarı devam edebilmesi için Dego'ya geçiyoruz 180 seviyelerindeyiz Dego desteği 170 destekten uzaklaşmış durumda formasyon yapıyor dönüşü 1.90 192 dolar direncini test eder 2 dolar direncini 4 saatlikte test eder Dego'nun e, haftalıkta bir formasyonu var mı bakacağım arkadaşlar 170 destek hatta e, 2 dolarda direncimiz olduğundan bahsettim. Aynı de değişiklik yok. Yalnız kırarsa 2.80 3 lira doğru bir momentum sergileyebilir Dego. Jasmi. Jasmi. Jasmi Jasmi. Şurada güzel bir e, ne yaptı? Daha önceki bu oklar hedefine geldi. Ama e, Binance'ten gelen olumsuz haber yüzünden bu oku haftalık okunu bu hafta bunu çekti. İki gün üst üste sert bir kırılım gelmişti arkadaşlar. Peki hocam ne yapacaktır bu? Arkadaşlar Jasmine şu anda 47'lerde. Jasmine'in tam da burası bir desteği konumunda. Burası destek konumunda. Hatta 44'lere kadar geldi. Burada bir destek var. Jasmine bu desteği kaybetmediği sürece eğer geri dönerse yine Jasmine 70 ve üzerine doğru bir momentum sergileyebilir. Bir borsadan yani eee işlem çiftinin kaldırılması diğer borsalardan kaldırılacağı anlamını taşımaz arkadaşlar. Onun için panik yapmayın. Satmadıysanız da artık geri dönüşü olacaktır diye düşünüyorum. Yani 0 çift 0, 0 47 dolar bandı seviyelerinde an itibariyle. Günlük bazda ile alacak olursak gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 günü bir haftadır. Onun da bir geri çekilmesi var. Ama 4 saatliğine baktığımızda İşler değişti. Formasyon değişiyor. Yani tekrar bir yukarı yönlü iştahlanıyor. Yani 60'lara kadar önü boş aslında. Küçük bir zorlanacağı 54'ler var. Başarırsa bir anda 64-65'e kadar yine gidebilir mi arkadaşlar. Evet. Ekstra. CFX ekstra %14 yükselişte. Hay maşallah. Yani yukarıdaki direncimize doğru yola çıkmış 4 saatlikte. 4 saatlikte yola çıkmış. Şentrende bakalım. Şentren de kırdı. Ekta için bir alım fırsatı. Simetri neyi gösteriyor? 27'lere doğru gidebilir arkadaşlar. Şu an 16'lar seviyelerinde. 27'ye doğru gidebilir Ekta. CFX 0.25 dolar. Evet desteğinden uzaklaşıyor. Yukarıda 28 direncine doğru gidiyor. Fakat orada 27'de EMA 50 var. Başarırsa 27'yi atmaya 30'a kadar gider arkadaşlar. Orada da EMA 200 günlük hareketli ortalama var arkadaşlar. Kaspa'nın projesine bakacağım Mehmet kardeşim. İnşallah unutmam. O benim de dikkatimi çekiyor. Ee, biz Kasbi Gata'dan mı baktık? Evet, UST Kaspa. Evet yani grafik haftalık bakıyorum. Zaten buna biz daha önce bakmışız. Bütün oklarımız hedefi 12'den vurmuş kaspada gördüğün gibi. Daha önce MAC borsasından bakmışız. Bakınız burada 1 2 3 4 5. ok yarıdan sonra 5 yaradan sonra çalışmamış. Düşen trende geçmiş. Bu iki ok çalışmadı şu anda. Ha. Buradaki formasyondan sonra geri dönerse illaki bu bu dediğimiz 0050'ler mutlaka gelebilir o zaman yani. Buradan bir dönüş yapması lazım yalnız. Dönüş yapması lazım. Evet güzel kardeşlerim. Şöyle bir yayınımızı bir kontrol hale yapalım. Ne kadarlık vakit olmuş? Ee, bu arada 21'de yayın açmışız değil mi biz? Şu an saatimiz 22.11. 1 saat 11 dakika olmuş. Evet piyasa düşerken bile yine sizlerle birlikte olduk güzel kardeşlerim. Yani bu piyasanın anahtarı her zaman olduğu gibi sabırdır arkadaşlar. Sabrederseniz mutlaka bir yerlere gelirsiniz. Böyle küçük çıkış, çıkışlarda da düşüşlerde de ne panik ne heyecan yapın arkadaşlar. Sadece sabredin, bekleyin. Unutun ya. Ufak bir yatırım yapmışsınızdır. Unutun. Yani yok hocam biz varlığımızı bağladık falan derken bu durumda da stop lossuz yolunuza devam etmeyin arkadaşlar. Ama stop lossları iyi koymanız lazım. Nereye koymanızı bilmediğiniz gibi sizi attığında geri dönüşü olabilir. Onun için oralar da tehlikeli. Dikkat. Teşekkür ediyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere diyoruz. İnşallah bir haftalık kapanışa da bir şey kalmadı şurada. Yarın akşam haftalık açılış kapanış var. Hayrola bakalım. Güzel bir haftaya başlarız inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın. Dostçakalın.